Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle geri dönüşüm malzemelerinden yine bir şey yapacağız. Ne yapacağız acaba? Bebek arabası yapacağız. Mis sütün bir peynir kabı bu. Alt kısmını kullanacağım. Bu arada peyniri çok seviyorum ben. Bu alt kabı bebek arabasına çevireceğiz. Çubuklara ihtiyacımız var. İnce tellere ihtiyacımız var. Şimdi üst kısmı için ben bir kartondan yarım ay şeklinde bir üst tente hazırladım. Bebek arabasının tentesini hazırladım. Bu halini düzeltmek için üzerine yine sticker'dan çiçekli bir kağıdım vardı. Onu kaplayacağım. Yarım ay şeklinde yine kestim sticker'ımı. Hem ön tarafına hem arka tarafına kapladım. Şimdi kabın alt kısmının kenarlarını düzelteceğim dikkatlice. Fazlalıkları kesiyorum. Biraz daha şekilli olsun diye. Evet, şimdi üst tenteyi, bebek arabasının üst tentesini oturtmaya çalışıyorum. Yapıştıracağım. Bebek arabamın gölgeliği olacak tentesi. Evet, silikonla yapıştıracağım. Bu peynir kaplarını atmıyorsunuz. Böyle bebek arabasına çevirebiliyorsunuz. Evet. Bebek arabamın tentesi de hazır. Biraz bastırıyorum, kalın bir mukavva bendeki. Siz daha ince kartonla da yapabilirsiniz. Evet, şimdi tahta çubuklarım vardı. Tahta çubuklarımı eşit keseceğim. Bunun ölçüsünü yine Barbie bebeğimin boyuna göre aldım ben. Evet, 4 tane ayak hazırlıyorum. Bebek arabasının ayaklarını hazırlayacağım. Bunları yine dikkatlice keselim. Hatta keserken büyüklerimizden yardım alalım. Uç kısımlarını ince bir makasla kesiyorum. İsterseniz bir tırnak törpüsüyle de törpüleyip düzeltebilirsiniz. Eşit olmalı. Ne uzun ne kısa olacak. Hepsi aynı ölçüde olmalı. Evet. Yapıştıracağım. Çarpı şeklinde yapıştırıyorum ilk önce. İki tahtayı birbirine yapıştırıyorum. Evet, yapıştırdıktan sonra bebek arabasının yan tarafına tekrar yapıştıracağım. Karşı tarafa da aynı eşit şekilde ölçüleri eşit olacak. Evet, iki tane ayağım hazır şu anda. Yine silikonla yapıştırıyorum. Silikonla yapıştırırken lütfen dikkatli olun. Silikon sağlam bir yapıştırıcı ama sıcak olduğu için tehlikeli olabiliyor. Evet, karşı tarafı da yapıştırıyorum. Ayaklarım şu anda hazır. Ortaya küçük bir tahta koyacağım yine. Ölçüsünü aldım ortanın. Ayaklar içeriye kaymaması için iç kısma bir tahta parça koydum yine. Bir tane büyük düğmem var. Bunlar da manto düğmesi. Siz de böyle büyük düğmeler bulabilirseniz iki tarafa koyabilirsiniz. Büyük tekerlekli bir bebek arabası yapmış olacağım ben. Yine ayakta rahat durabilmesi için alta küçük tahta koyacağım. Evet,
Evet, yine yapıştıracağım silikonla. İki tarafa karşılıklı küçük tahta koyuyorum tekerlekleri yapıştırmadan önce. Şimdi tekerleklerimi yapıştıracağım. Rahatlıkla ayakta durabiliyor şu anda. Evet, tekerleğimi de yapıştırdım. Şu anda arabam hazır. Evet, şimdi beyazdan bir bebek arabasının sapını yapıyorum. Daha önceden hazırlamış olduğum fırfırlar vardı. O fırfırları yapıştıracağım şimdi. Biraz daha süslüyorum bebek arabasını. Tenteye küçük fırfırlardan, dantel fırfırlardan yapıştırıyorum. Görünüm olarak daha şirin olacak. Evet, fırfırımı yapıştırdım. Şimdi arabanın dört bir tarafına aynı fırfırdan yapıştıracağım. Süslü bir bebek arabası oluyor. Renkler de uyumlu oldu. Tahtaları boyamadım. İsterseniz siz boyayabilirsiniz de tahtaları. Evet, bebek arabasının içine küçük bir yatak yapacağım. Bebek yatağı yapacağım. Yine yumuşak bir silikon elyaf içine koyuyorum. Çok şişirmeyeceğim. Evet, güzel gözüküyor. Şimdi yine yapıştıracağım silikonla. Evet, bebek arabasının yatağı da hazır. Süslü bir bebek arabam oldu. Evet, şık oldu. Bir peynir kutusundan bebek arabası yaptık. Evet arkadaşlar, size en kısa zamanda bir evcilik videosu çekeceğim. Bebekle, anneyle birlikte. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kolay gelsin. Şena ablanın videolarını kaçırmamak için Oyuncak Butiğim kanalına abone olmayı unutmayın.